Bu yıllar kapitalizmin yapısal krizlerinden birini yaşadığı ve krizi aşmak için neoliberal politikaları devreye soktuğu, emeğe ve kazanılmış haklara saldırının fitilini ateşlediği yıllardır. Darbe biçimsel olarak sona erse de ve darbeden sonra çok sayıda seçim yapılsa da Türkiye 44 yıldır 12 Eylül darbesiyle inşa edilen baskıcı, siyasal ve iktisadi rejimin içinde yaşamaya devam ediyor. Temel hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda 12 Eylül faşist cunta anayasasının dahi rafa kaldırıldığı bir anayasasızlık döneminden geçmekteyiz. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Halkın oylarıyla seçilmiş vekiller cezaevine atılıyor. Halkın seçtiği belediye başkanları tutuklanıp yerine kayyumlar atanıyor. Darbecilerin uyguladığı emek karşıtı neoliberal ekonomik politikalar daha da derinleştirilerek uygulanıyor. Darbecilerin kurduğu otoriter emek rejimi ve güdümlü sendikal düzen ifade ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki yasaklar ile birlikte devam ediyor. Ne darbe, ne dikta, demokratik Türkiye. Ne darbe, ne dikta, demokratik Türkiye. Ne darbe, ne dikta, demokratik Türkiye. Darbe sırasında on binlerce kişi tutuklanmış, idam edilmiş, işkencelerden geçirilmiş, fişlenmiş. Diyarbakır ve Mamak zindanlarında insanlık onurunu kıran işkence ve baskılara bedenlerini siper eden 14 kişi açlık grevinde hayatını kaybetmiş, sendikal hak ve özgürlükler askıya alınmış, muhalif sendikalar kapatılırken devlet güdümlü sendikaların önü açılmıştır. Generaller sermayenin sözcüleriyle el ele kol kola faşizan baskılarla toplumu nefessiz bırakırken bir yandan da Orta Doğu krallık rejimlerine de desteğiyle gerici eğitimin temel taşlarını döşemişlerdir. Aradan 44 yıl geçti. Ne yazık ki halklarımızın, emekçilerin ve gençlerin yaşamlarına bir karabasan gibi çöken 12 Eylül'ün karanlığı dünden bugüne faşizan anlayışla birlikte sürmektedir. Emperyalizmin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen faşist darbenin yarattığı siyasal toplumsal iklim bugün AKP ve MHP iktidar bloğu eliyle sürdürülmektedir. Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Grev hakkı başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlükler ya yasaklanmış ya da kağıt üzerinde kalmış. Kamu emekçilerinin toplu görüşme hakkı sonucunu iktidar ve yandaş sendikanın belirlediği göstermelik ve etkisiz bir mekanizmaya dönüştürülmüş. Toplantı ve gösteri hakkı, örgütlenme özgürlüğüne dönük saldırılar artmıştır. Bugün doğamız ve kentlerimiz sermayenin, rantiyenin yağma alanına çevrilmiştir. En son Artvin Opa'da doğasına sahip çıkan Reşit Kibar silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İnsan haklarının yok edildiği bir ülkede hayvanlar, doğamızın katliamı devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmeleri AKP iktidarı döneminde gerçekleşmiştir. Kamu hizmetlerinin tasfiyesi süreci özelleştirme politikaları ile hızlandırılmış, eğitimden sağlığa tüm kamu hizmetlerinde özel sektörün desteklendiği politikalar, yasal düzenlemeler artırılmıştır. Ülkenin kaynakları, halktan toplanan vergiler özelleştirmelere, hazine garantileriyle sermayeye, yandaşlara peşkeş çekilmiştir.